surların dibindeydik. O tarihi surlar onlarca padişahı gönderdi. İşte biz de bugünküleri göndermek için o tarihi surların altında mücadele bayrağımızı yükselttik. Bizi yalnız bırakanlar oldu ama biz devrimciler, sosyalistler, emekçiler bir aradaydık. O gün Taksim'e çıkmak için onlarca arkadaşımız gözaltına alındı. Bir kısmı bırakıldı, bir kısmı mevcutlu şekilde gözaltında tutulmaya devam ediliyor. Ardından ev baskınları yapıldı. Dostlarımız, yoldaşlarımız gözaltına alındılar. Bir de kaçtıkları yerlerden bulduk dediler. Bu nedir yahu? Ey devlette kayıtlı olan adreslerden arkadaşlarımızın evini buldular. Gittiler, aldılar. Hiç kimse kaçak değildi. Herkesin yeri, yurdu böyleydi. Bu buradan böyle biline. Şimdi arkadaşlarımızın ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildiler. Ve tüm gün onları burada bekleyeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Taksim mücadelesi onurludur, meşrudur ve asla yasaklanamaz. 1 Mayıs günü binlerce emekli insan özgürlükleri için sokaklarda buluştu. Sarayın 1 Mayıs korkusu tüm İstanbul'u sarmış, 4 ilçede 49 cadde trafiğe kapatılmış, 42 bin polis, işçi, emekçilerin 1 Mayıs'a karşı yasaklanmasını istenmiştir. İşçilere siyanürlü madenlerde ölmek yasak değil, kadınların sokak ortasında öldürülmeleri yasak değil, öğrencilere KYK yurtlarında ölmek yasak değil, emeklilerin açlık sınırının altında yaşaması yasak değil, ancak Taksim size yasak denmiştir. Bütün engellemelere, şiddete, kara propagandaya rağmen Taksim'e yürüme iradesi karalanmıştır. 1 Mayıs'ın hemen ardından İstanbul Valisi Davut Gül, devlet yarına bırakır, yanına bırakmaz açıklamasıyla 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyenlere hedef göstermiştir. 1 Mayıs günü ve sonrasında toplam 263 kişi gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ikametlerinden gözaltına alınan arkadaşlarımızı kaçtıkları yerde yakalandılar yalanıyla kriminalize etmeye çalışmış, gereği yapıldığı ifadesiyle polis işkencesini atlamaya çalışmıştır. Taksim 1 Mayıs alanıdır, Taksim'e yürümek haktır, Taksim'de 1 Mayıs kutlamak meşrudur. Ortada olan tek suç, işçi sınıfının 1 Mayıs meydanının, milyonların özgürlük alanı Taksim meydanının emekçilere yasaklanmasıdır. Sürdürülen ekonomi politikalarla her geçen gün daha da yaşanmaz kılınan hayatları için itirazını yükseltecek, öfkesini bileyecek işçilerden, emekçilerden, kadınlardan, öğrencilerden korkmaktadır iktidar. Bu 1 Mayıs'ta dört bir yanda Taksim'e yürüyenler, işçilerin, yoksulların, emeklilerin, kadınların, öğrencilerin iradesidir. Her yer Taksim, her yer direniş! Her yer Taksim, her yer direniş! Her yer Taksim, her yer direniş! Bu iradeyi ne kara propagandanız, ne hedef göstermeleriniz, ne de yasaklamalarınız yenemeyecek. Direnenler, halkın öfkesini örgütleyenler kazanacak. Saldırılara karşı insanca, onurlu bir yaşam mücadelesini büyüteceğiz. Taksim biziz. Arkadaşlarımızın arkasındayız. Taksim'i yasaklamaya çalışanlar, orta vadeli programla halka kemer sıkma politikalarını dayatanlardır. Taksim'i yasaklayanlar, halkın eşitlik, özgürlük ve barış özlemini bastırmaya çalışanlardır. Taksim'i yasaklayanlar, kadınların, gençlerin özgürlük mücadelesini baskıyla sindirmeye çalışanlardır. Bizler, emek, barış ve demokrasi güçleri olarak Taksim mücadelesinin tüm bu politikalara karşı mücadele olduğunun bilinciyle yan yana, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımız milyonların insanca yaşam talebine sahip çıkmıştır. Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımız eşit, özgür ve kardeşçe yaşanacak bir ülke talebine sahip çıkmıştır. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın talepleri milyonların talepleridir. Milyonları yargılayamazsınız, arkadaşlarımızı